Şimdi yatarken muhasebe yaparım. Muhasebe. Adam onu koyar. Yatarken muhasebe yaparım. Bakıyorum yatamıyorum. Niye biliyor musunuz? Vicdan beni yakıyor. Sonra düşünüyorum. Nerede hata yaptım? Kesinlikle beni yatırmaz. Beni en çok rahatsız eden, beni kahreden, öldüren, belki de denememişim ama benim can hayatıma kast ettirecek, hani intihar var ya, bana yaptırabilecek şey ne biliyor musunuz? Yalandır. Birisine bilerek yalan desem var ya, yalan. Yatamıyorum. Yapamam ya. Şimdi, hani dedim ya, annenize de dersiniz. Ben sizi seviyorum. Bunu Hazreti Ali'ye söylemiş. Ondan sonra dersimize geçeceğiz. Hazreti Ali'ye bir de demiş ki, ben seni çok seviyorum ya Ali demiş. O da demiş ki, o mertlik vardı ya. Şimdi biraz evirip çeviririz ya öyle mi falan diye. Demiş ki, yalan söylüyorsun demiş Hazreti Ali. Ya imam seni seviyorum demiş. Yalan söylüyorsun demiş. Seni seviyorum ya Ali demiş. De, o da demiş ki, vallahi beni sevseydin, benim kalbim seni de severdi. Şimdi ben sizi sevdiğimi delilim, sizin beni sevmenizdir. Gerisi hikaye, benim uydurduğum. Şimdi nereye getireceğim biliyor musun? Eskide Yaşar sofradas yaptı. Ya abi dedi, bazı şeyler, bilgileri veriyorsun ki, nasıl biliyorsun? Mesela, şimdi Allah'ın bir sıfatı değil mi sevgi? Sevgi. Allahsız düşünülünce sevgi ilah olur. Budizmin temeli mantığı budur. Size sorsalar üniversite imtihanlarındaki Budizmin ana teması nedir? Hindistan'a gitmenize gerek yok. Şakyamuni Buda yani öğretisi, bütün öğretiler var ya, Tao, Tio, Isuzu, Nissan vesaire. Bunlar hep Mitsubishi'de var mı? Mitsubishi'de var. Var. Bunlar dindir. Biz araba markası ha, Brahman, Budizm. Bunlar 350 tane din var şeyde, Hindistan'da. 350 tane. En büyüğü, en büyük din Buda'dır. Buda'nın ana öğretisini söylüyorum. Bir şey anlatayım, çok mühim bu. Muhabbet. İlah muhabbettir. Muhabbeti nasıl yakalarsınız? Özünüze dön, çıkar gömleği. Çıkar atleti. Kendi özünüze ne kadar yakınsanız, barışıksanız o kadar muhabbet olur. İşte Tanrı budur. İnsan kendisi Tanrı'dır. Bu bizim bu. Şimdi şey, bizde ise muhabbet Allah'ın Rahman sıfatı. Rahman. Şefkat ise Rahim sıfatı. Şimdi Allah'ın sıfatını Allahsız düşününce ilah oluyor. Neredesiniz anladınız mı? O zaman her şeyi Allahsız düşünce ilah mı oluyor abi? Evet, Allahsız düşünülen her şey ilahtır. Yani kendilerini, hatta nefsi bile ilah. Nefsini ilah edineni görmedin mi? İlah, ilah oluyor tabii. Emredersin komutanım diyor, her şeyi ne yapıyor adam ne diyorsa. Keloğlan, yani nefsi. Kardeşim, Allah'ın bir sıfatı değil mi muhabbet? Adam kıza diyor ki ben seni seviyorum. O da diyor ki ben seni sevmiyorum. İntihar ediyor. İlah değil mi? Kız put değil mi şimdi? Kız put zannediliyor. Kız da put değil. Niye seviyor? Sevilmek için. Sevilmek daha fazla ihtiyaç. Çünkü sevgisini veriyor. Ta ki sevileyim diye. Red cevabı alınca verdiği muhabbete değmeyen bir cevap intihar ediyor. Yani nasıl bir ben seni sevmiyorum denilince nasıl bir azaba duçar oluyor ki intihar onun çıkışı oluyor. İntihar kaçışı oluyor. İntihar onun cevabı oluyor. Sen en ufak tırnağını ağrınca nasıl doktora gidiyorsun? İntihara bak. Sen, ama zahire baktığın zaman intihar şerdir. Ya nasıl azap çekiyor ki intihar çıkıştır?
Demek ki muhabbet Allah'ın sıfatıdır. Allahsız düşününce ilah olur. Onun için bu dizimde ilah muhabbettir. Sevgi ha? Her şey sevgidir. Peki, şimdi ben size şeyden açılmıştım. Ben sizi seviyorsam, siz de beni mutlaka iz düşümü olur. Ama içinizde bir buz varsa, bende de yalanlık var falan. Yalandan gülme falan ama içimde başladı ölürsün falan. Dışarıda içeri öyle değil. Ama sen dersin ki, vallahi bu adama hiç sınamadım ya. Mesela bazılar böyle nefret eder, bağırır, çağırır, bu adam bizim eşekten, bizim eşekten değil. Bu adam ne biçim adamdır? Ama hastadır, ondan kurtulamaz. Onu dinlemeden kurtulamaz. Ben seni seviyor muyum abi? Ölü oluyor. Öyle gözüküyor. Sen beni seviyorsan ben de seni seviyorum. Aynen öyle. Benim sevdiğimi öğrenmek istiyorsan kendi kalbine bak. Bana benden öğrenmeyi bırak. Aynen, tamam? Sevgi ilah olmuş Murat. Ya Allah'ın bir sıfatı. Diğer sıfatlar olsa Vedud ne olurdu? Ya rahime mazar olsalar, kafirler rahime mazar değiller. Ya nasıl bir şey ki adam bu muhabbeti, içsel muhabbeti yakalamak için Budizm, normal nereden açıldı bu zıkkın ya Budizm bir kere kapat. Yani adam her şeyi terk ediyor, dağa çekiliyor. Bir tane peştemal gibi bir şey sarıyor, dağda yaşayıp dağda büyüyor. Hiçbir şey kendimi tanımaya engel olmasın. Yemekmiş, şuymuş, buymuş, bunlar hep engel. Böyle tapınaklara tapınıyorlar. Ta ki o aslındaki öz, yani Allah muhabbeti var ya, onu kendinde aramış. Nasıl uyandıracağım diye bakmış. Sevilen de seven kendisi. Ne çözüm üretirsen, seni sevmiyorsun diyor. Adam diyor ki, yani onların kitabında, ya diyor benim diyor, çocuğumu kaybettim, acı çekiyorum diyor. Onun hocasına, papazına mı bir şey diyorlar. diye cevaba bak, sen kendini sevmiyorsun. La çocuğum gitti, azap çekiyorum diyor. Ne çare sunarsınız efendim diyor. Sen kendini sevmiyorsun. Sen kendini sevsen, kendi özünde olsaydın çocukmuş. Bunlar Allah Allah. Bunlar harik bir şey. Bunlar... Tekamüllerinin neticesinde ne oluyorlar abi? Ondan sonra yandıkları zaman, öldükleri zaman ateşin arasına koyup şey yapıyorlar. Çünkü efendim... Yok abi şimdi bunlar Budist rahipler dağa çekiliyor, sürekli tekamül ediyorlar. Tekamül edince onlar ne oluyor? Papaz oluyor. Kendileri tanrı olmuyor mu abi? Tanrı oluyor tanrı. Canım, tanrı. Neyse tekamül ettikçe hiçliğimizi anlıyoruz abi. Aa güzel. O kendisini, özünü, kendisini yorumlayabildi mi? Onları ne yaparlar biliyor musun yani? Onlar benim gibi öyle tokalaşamazsın. Ne tokalaşıyorsun? Geleceksin, benim yanıma tövbe estağfurullah, secde edeceksin. Ya o bir şey diyor, kalk demek, tamam. Secdeni kabul ettim. Maalesef Alevilerin bir grubu, 33 grubunu, birkaç grubunda da gördüm. Dedenin önüne secde ediliyor. Evet, diyorlar abi. Ciddi var ya. Tepecik Alevilerinde var abi. He? Tepecikteki Alevilerde var o. Evet. Bu Şükrülerin... Gittiğinde var mı onda? Ha, onların şeyleri... Yani. Vallahi bana ağrım gerek. Lazlar'da tarikat yayılmamış Karadeniz'de. Merak ettim ulan. Tarikat neye yayılmamış diye. Meğer bizde elanet gurur olduğu için el öpmek olmadı. Ulan tarikat yayılmamış. kurs çok yayılmış. Kur'an, hafızlık, Arapça, bilmem Rumculuk şu mu? Bileyim ya. İşte Mahmud Efendi, İsmail Ağa, Süleyman Ağa böyle ilim yayılmış. Doğuya bakarsanız Tillo hariç her tarafta dernek, adam elini uzatmış. Her tarafta şeyh var, kaynıyor. Ya lanet olunca bizde de bu var ya. El öpmez ya. Şimdi adam muhabbeti yakalamış. Yani dış dünyadan etkilenmeyi azaldıkça tanrılaşıyor. Rahip. Budist rahipleri. Dış dünyanın dayatmaları var ya, yeme, içme, cinsellik, onu istiyorum. İsteklerin kendini Tanrı olduğuna ne zaman anlarsın? İsteklerin asgariye indikçe.
İnsanların ana teması var ya, işte cinsellik, servet, makam, lezzet. Bir de bir şey diyorlar. Lezzet de var. Galiba. Dört tane şeyden uzakla talep etmeyince bu tanrılık unvanına giriyor. Ondan sonra derece derece oluyor. Olan kardeşim, ben şimdi Budist olsaydım hepinizin tanrısı olacaktım ha. Hep senden isterdik Hasan abi, senin işin kötü. Onu da nasıl vereceğim o kadar isteklerimizi ki? Ne diyor biliyor musun isteyince? Aa, sen hala istiyorsun. Demek hala yok olmadın. Yokluk var. Veremem. İstediğin anda sen hala şirktesin. Eyvah. Çok kolay hepsini verdim akıllı. Öyle öyle ile herkes olur abi, bir şey vermedikten sonra. Nasıl olacaksın ama? O çünkü özür, bu diş dünyanın dayatmalarına nasıl çıkacaksın? Ahiret olduğu halde, Allah var olduğu halde, cennet var olduğu halde vakıflık yapamıyoruz. Zekatı zor veriyoruz. Sadakayı veremiyoruz. Garanti Allah vereceğini söylediği halde. Ahirete zan değil, mutlaka inanıyoruz ama hayal gibi geliyor. Ama onların bizden bir üstünlüğü var. Tanrılar gözüküyor kendilerinin cinsinden ya. O da insan ya. O işte bizden üstün yani. Böyle o ne haber falan. İyiyim. Onlar Tanrı seni affetsin yok. Hristiyanlarda var. Tanrı seni affet. Ben seni affettim var. Peki madem bu şey yaptık, şuna gireyim. O Allah'ın vekili olarak mı görüyor kendisini Hasan abi, yoksa kendisini bizzat ilah olarak mı görüyor? Kendisi ilah olarak gözüküyor. Şimdi çünkü Hristiyanlarda şey var herhalde, kendini haşa Allah'ın vekili olarak, yerine evet, vekil olarak görüyor. Ona göre affediyor, affetmiyor. Bak Murat, insanın özünde, felsefe tabirinde töz. İnsanın özü muhabbettir. Öz. Tanrı odur. Nirvana ulaşılması gereken dağ, nirvana orasıdır. 7 katmandır. 8 katmandır. Onun için Hint bilim adamları her şeyi 8'e. Bizde nasıl ki her şey 7 kat, 7 sema vesaire. 7 asmış açmış. Çünkü sebe sema var. Onlar da 8'dir. Nirvana'ya ulaşmak, o dağ, o fekurakabe Kur'an'ın tabiriyle, İnsanın özünde, felsefede tözün, töz diyor, felsefe başka üst diyor, yani insanın özü muhabbettir. Ha, niçin dedim? Bütün felsefi öğretiler, dinler, bütün dinler bozulmuş semavi dinlerin uzantılarıdır. Bu benim cümlem, bir kitapta göremezsiniz böyle bir cümleyi. Bir insan semavi din olmadan, ondan kaynaklanmadan insanın kendi yapısı, sistemi, özü mabettir diyemez. Çünkü Risale'de de geçiyor ya, kainatın bir sebebi vücudu mabettir. Mabettir diyor. Kainat. Şimdi insanın tiniyeti, ruhu o muhabbetle yoğrulmuş. Ona gelirse gelinecek başka bir şey yoktur. İnsan o kendisi odur ve Tanrı'dır ve Tanrı olmaya layıktır diyor. Bak, muhabbet Allah'ın sıfatına Tanrı demişler. Niçin muhabbet, aşk ve şefkat seviliyor? Niçin Tanrı olmuş? Çünkü en saf, katıksızdır. Hedefi, isteği ve maksadı ve İstediği olmadığı için, karşılığı olmadığı için bu bir şey istemeye ihtiyacı yoktur. Mesela aşk, hakiki aşk mı? Karşılık beklemez. Eğer bir karşılık bekliyorsa içinde sen varsın. Aşk değildir o. O menfaatlanmaktır. Mesela çocukların annesine, yani şey annenin çocuklarına karşı muhabbet değil o. Bunu kapatabilir misin? Şefkattır. Şefkatte karşılık yoktur. Muhabbette vardır. Mesela Zeliha'nın
Yusuf'a aşk değildir. Muhabbettir. Muhabbettir. Perdeyi çabilirsin. Cam peçe, cam şap. Aç aç aç. Şimdi bak o kadar acayip bir şey ki muhabbet bir, aşk iki, şefkat üç. Katıksızdır. Karşılık istemedikleri için. Diğer dinlerde Tanrı'dır. Hatta şeyde Kuksa Efendi imamlık yaptığım zaman orada Afgan bir doktor var. Akba. Bunun sesimi duyanlar bilecek, duyacak. O adam Afgan'dır. Ama Budizm'den de ne kadar etkilenmiş. Oysa Müslüman olduğunu söylüyor. Ama oruç namaz yoktur. Buna gerek yoktur diyor. Niçin yoktur? İnsan özü muhabbettir. Bütün ibadetler, bütün faaliyet özüne ulaşmak içindir. Muhabbet. Muhabbet. Ona ulaştın mı ibadete ihtiyacı yoktur. Sen Tanrısın. Bana dedi ki kulağıma. Eğer ibadetlerle, sebeplerle insan eğildi, kendini sevmeye başladı mı o ilahtır. Müslümanım diyor. Müslümanım diyor. Ama itikat Budist. Budist. Müslümanım diyor. Afgan. Şaşırmıştım. Ve bunları boşuna yazmadım. Yani Allah'ın bir sıfatını tanrılaştırmışlar. İsteği olmadığı için, bak karşılığı olmadığından bu bir şey istemeye ihtiyacı yoktur. Aşkın, muhabbetin, şefkatin bir şey istemez. Yok kardeşim karşılığı. Mesela sen çocuğunuzu yaşar, seviyorsunuz değil mi? Şefkat ediyorsunuz. Şefkat annede var. Sende muhabbet var. Şefkat var ama yap şey, onun kadar değil. Bunda karşılık yok. Adam diyor ki, karşılık olmayan bir şey kendi zatında var olduğu için o Tanrı'ya, Tanrı olmaya layıktır diyor. Bir daha kaçırmayın burayı Murat'ım. Mesela ben sana bunu verdim kardeşim, bir şey istiyorum. Bunu verdim, bir şey istiyorum. Bunu verdim, bir şey istiyorum. Aşka ve muhabbete bir şey istemek yoktur. Peki insanın tiniyetinde bir şey istememek olmayacağından mutlaka bir şey isteyecektir. İstemeden bir şey veriyorsa o istemeden verdiği yer kendisidir ve Tanrı'dır. Bu bir şey istemeye ihtiyacı yoktur. Ben seni sevmem için bir şey istemeye ihtiyacım yok Murat senden. Araba para istememe gerek yok. Beni sev abi ben sana para vereceğim. Karşılığı olmadığı için bunlar Tanrı'dır. Tanrı. Allah demiyorum arkadaşlar. Tanrı kasten söylüyorum. Allah denmediği için. Bu bir şey istemeye ihtiyacı yoktur. Çünkü kendisi neticedir. Muhabbet, aşk bizi bir yere götürür ya. Vedud ismiyle Allah'a götürür. Oysa bunlar neticedir. Onlara göre. Özünden, aslından haberi olmadan biyolojik yaşamak. Yani bunun için oluyor? Özünden aslında haberi yok. Pergeli kendisine koymuş. Tapanda tapınılan, ilah arayan, ilah olan da aynı kendisi. Pergeli koymuş. İlah arayanla ilah olan kendisi. İkisi de kendisi. Tapanla tapınılan aynısı. Aynısı. Niçin kaynaklar bu? Özünden haberi yok. Özünden haber olabilmesi için Burhan-ı İmmi ile Burhan-ı Limmi var. Yani eğer Allah'ı bilse o zaman iş kolay. Ama biraz da hak veriyorum arkadaşlar Murat. Şimdi Allah yok. Yani peygamber var bizde. Bak iyi dinler misiniz burayı? Peygamber var. Kitap var. Her asrın imamı var. 14 cilt Risale'nin var. Bu kadar mütefekkir insanlar var. Yine buyum. Nefsimi putlaştırdım. Peygamberleri yok. Kitapları yok ilahi. Mücedditleri yok. Öndekiler şeyler. Budist rahipler. Nasıl istikamet olsun? Söyler misiniz bana? İnsan bu açıdan bakınca yine Allah bereket versin diyor ya. Yine bir kuralları var ya kalmış. Yani düşünebiliyor musun Murat? Bak senin mücedidin var değil mi? Risale'nin var.
cemaatim var. Ondan sonra İmam-ı Gazali'm var, İmam-ı Rabbani'm var, mezhebim var. Talim, kıraattaki imamın ayrı, itikatta imamın ayrı, akaitteki imamın ayrı, hukukta imamın ayrı, sahabeleri, meslek ve meşrepler ayrı vesaire. Peygamberim var. Gene buyuz. Nefsimizi inah edindik. Koymuşuz Allah'a kenara, Allah'a ihtiyaç duymuyoruz. Bir kendime soru sordum. Oradaki Said. Buradaki de Said, oradaki değil mi? Çift Said. Oradaki Said. Niçin insan Allah'a ihtiyaç duymaz diye kendime soru soruyorum arkadaşlar. Ben bir başkası için bu tefekkür yapamaz, yapılamaz. Bir insan tefekkür yapabiliyorsa, bir şey okuyorsa onu ben size ölçü söylüyorum. Kendini esas, kendisiyle meşgul bu. Başkası için bir şey anlatma, şöyle yapma. Bunlar da tefekkür olmaz. Allah bunu vermez. Sordum kendime. Bir insan Allah'a ve ahirete nasıl ihtiyaç duymaz? Niye biliyor musunuz? Yani siz söyleyin bakayım, ben merak ettim. Kim ne diyecek? İnsan Allah'a ve ahirete niçin ihtiyaç duymaz? Merak ediyorum. Bir şey söylemek isteyen varsa söylesin. Nefsini ilah edinmiş olduğu için olabilir mi? Ha, nefsini ilah edinmiş olduğu diye abiniz böyle bir şeydir. Kendisini tam hissettiği için olabilir mi abi? Yani? Kendisini? Tam mükemmel hissettiğinden dolayı. Kendisini mükemmel hissettiği için. Başka? Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Sorumluluk altında. Nedir, bir dakika. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hani bir şeye ihtiyacı olsa, hani isteyecek birisi olur. Ha, yani demek ki Allah'a ihtiyaç duyması için bir ihtiyacı yok. Ama nefes alma ihtiyacı var. Nefes almaya ihtiyacı var, ekmeğe... Yani... Oradaki enaniyet meselesini atlatamadığı için olabilir mi? Yani... Enaniyet ne demek? Ben mi? Aha. Yani kibirinden dolayı niye Allah'a tapınacağım? Aynen, evet, benim kimseye tapacak kimseye ihtiyacım yok gibisinden. Evet, başka abi? Allah'ı görmediği için. Allah'ı görmediği için Allah'a ihtiyaç duymuyor. O da ilginç. Kaç yaşındasın sen? 14. Harika. Güzel, başka? Allah'a ihtiyaç duymuyor. Başka? Sorumluluğu üzerinden atmak için. Sorumluluğu üzerine atmak için. Soruyu tekrar ediyorum. Bir insan Allah'a ve ahirete niçin ihtiyaç duymaz? Aynı dediğiniz gibi buna çeşitli yaklaşımlarla hepsi doğrudur. Hepsi farklı cevaplar. Bir herkesin bulunduğu, tefekkür ettiği noktada cevabı olur. Ama diğerleri yanlış değil. Diğeri hepsi doğrudur. Ne derseniz dediğiniz, bazılarınız demedi. O da doğru. Hepsi doğru. Benim yaklaşımım da şu. Kendini ne kadar tanırsa Allah'a o kadar ihtiyaç duyar. Kendinden haberi yok. Kendini tanımıyor. Tamam. Kendini merak etmiyor. Onunla merak edilmesi gerekeni zaten merak etmez. Yani bunu merak etmeyin telefonu. Telefonla ne yapılacağını hiç zaten merak etmez. Özünden, aslından haberi olmadan biyolojik yaşıyor. Yani yeme ve içme, uşkurluk, başka bir şey yok. Mide doldur, çoğalır. Peygamberler sadece size haber veriyorlar. Kendinizi tanımanızı istiyorlar. Hayvan, ağaç ne olduklarını bilmeyip yaşadıkları gibi olmayın. Bu noktadan peygamberlerde bizden farkı yoktur. Peygamberler özelliği nedir? Sadece sizi, size haber veriyorlar. Siz kimsiniz biliyor musunuz? Diyorlar. Peygamberler bizden farkı yoktur. En başta kendilerini merak ediyorlar. Tarih boyu insanın en çok merak ettiği, insanlığın en çok merak ettiği mevzu kendisidir. Yani bu peygamberler, yani siz ağaç değilsiniz, yani kainatın uzantısı değilsiniz, elma değilsiniz, güneş değilsiniz, dört ayaklı değilsiniz. Hakikaten insanın fıtratına bakılınca hakikaten buralı değil. Buralı değil yani insan. Gerçi vücuduna bakınca buralı olduğu anlaşılıyor. Karbon, hidrojen, azyum, organlar var ya, buralı, doğru. Şeklin değişmesiyle insan değil. Ama taşımış olduğu ruha, kafasına takmış olduğu akla, kalbinde beslediği istidada nispeten insan buralı olmadığı anlaşılıyor. O aklın fikirlerini, o kalbin meyillerini, o ruhun arzularını ancak tatmin ve teskin edecek
İmanı bil ahiret ve imanı bil billah'tır. Allah'a ve ahiret imandır. Bugün karma yapalım dedik. Bunlardan haberi olmadı. O zaman ahirete ve Allah'a ihtiyaç duyuyor. Allah'a ve ahiretin için ihtiyaç duysun ki? Ve kendisini mantar gibi fiziksel olduğunu, bir ateşi bana dediği gibi, ölümü dedi, hayret ediyorum dedi. Yani teyip çalarsın dedi Hasan'cığım, öyle diyor Esacı. Teyip çalarsın, pil bitince fiziksel sönmektir dedi. Hiçbir şey anlamazsın ondan sonra biter dedi. Ne ahireti dedi ya, pilin sönmesi gibidir dedi. Yani dedim sen dedi mum söndüğü zaman, mum söndü. Mum nerededir sence? Yok mu oktu? Mum yanarken söndürseniz ne olur mu? Yok mu olur? Gözden kaybolur. Gözden kaybolan yok mu oldu? Üstünü örtüdür. He? Karanlık üstünü örtü. Örtü yani. Varsa var. Şu anda ses gelmiyor diye radyo dalgaları yok mu? Televizyon dalgaları yok mu? Ultraviyol ışınlar, şunlar bunlar yok mu? Bir komünist'e sordum abi, Allah'a inanmıyordu da dedim bunun ölümü nasıl izah ediyorsunuz filan. Toprağın altı işte diyor. Yani bu kadar, iki kelimede izah etti tabii. Yani. Bu ben koca, çok da eski yoldaşlarımızdan ona söyledim. Hasan'cığım, Asköy'de ya beraber büyüdük. Hasan'cığım, çok değişmişim be Hasan'cığım. Dedim ki, ya X eline geçer şimdi. Takip ediyormuş bizi. Hasan'cığım, ölüm fizikseldir. Pilin bittiği gibi biteceğiz. Dedim ki, teyp çalıyor dedim. Tamam, teyp çalıyor. Ona dedim ha. Pil bitince bitti. Peki dedim, o çalan ses yok mu oldu dedim. Fiziksel olan pildir. Ama pilin vesile olduğu çalan müzik, çalan Kur'ansa, o pil bitmesiyle de o da bitti. Yok mu oldu dedim o ses? Yok mu oldu? Üstü örtüldü. Fiziksel olan pildir. Pilin vesile olduğu şey fiziksel değil. Hasan dedi ya, nelerden bahsediyorsun dedi ya. Abim bak, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya bir şarkı söyle dedi ya. Bundan niye misal veriyorsun dedi. Bunu diyen adama. Errahmanirrahim. Pil bitti. Bu fizikseldir. Doğru. Bu pilin bitmesi fizikseldir. Ama pilin çıkarttığı vesile olduğu pil değildi. Mesela pilin Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Pil midir bu? Pil sebep olmuş. Pil bu. Bunun çıkarttığı sesler, bunun bitmesiyle, bu yanmasıyla ben yandım mı? Errahmanirrahim. Bu dedim ses yok oldu mu sence fizik? Kuantum fiziğine göre yok olmamıştır dedi. Evet dedim. Din dedim iki adım ilerisi. Kuantum fiziği ilerisi? Evet yok olmamıştır diyor. Bak, pilin kendisi ne yapıyor, nasıl aldatıyor? Pilin bitmesi, sesin de ortadan yok olduğunu demagoji yapıyor. Sesler yok oldu. Niye yok oldu? Sesin yok olmasının sebebi nedir biliyor musunuz? Devamı gelmediği için. Gelmiyor, megahertz gelmedi. Elhamdülillahi Rabbil Alem. Böyle eğer devam ederse, ses devam. Oysa, ses alidir. Biraz öncekisi yok ki. Elhamdülillah deyince el yok. Var mı? Ama pil var zannediyoruz. Peki, bitti. Pil bitti. Bunlar ne oldu? Hiç oldu diyebilir misin? Hani var yok olmazdı? Kamera çekiyorsun. Pil bitti. Pil bitmesi demek videoya dönüşmesi demektir. Pil mi kaliteli video mu? Öyle bir video çekersin ki 10 tane, 1000 tane telefon alırsın. Öyle değil mi? Yarışa sokarsın. Yani hiç soruyorum sizin genç dimağlarınıza. 14-15 yaşındasınız çoğunuz ortalama. Pil
bataryası ince. Videoya benzer mi? Şu anda beni çekiyorsunuz. Pil bitiyor. Bitmiyor mu? Pilin bitmesi demek videoya dönüşmesi demek. Sırayla yok. Pil bitti, video oluyor. Bitmesi anında video oluyor. Video olduğu anda pil bitiyor. O zaman pil nereye dönüşüyor? Videoya. Peki benim gibi bir insanın yaptığı bir cihazda pil bitiyor videoya ama video backup oluyor. Yok olmuyorum. Şimdi pil yok. Pil bitti mi? Bunun içinde videolar yok mu? Pil bitti diye bu sıfırlandı mı şimdi? Fiziksel bak pil bitti. Hop çatışma açmıyor. Ama bir sürü içinde dosya yok mu? Pili yok. Hatta şarjı şey pili çıkarsanız yok olur mu? İnsanı yaptığı cihazda yok edemiyorsun da Allah'ın yaptığı şu pilde nasıl yok edeceksin? Allah'ın yaptığı telefon bu. Aynı bunun gibi düşün. Ha telefon. Ha bu kamera. Göz. Ha ses. Kulak. Sesi kaydediyor. Sesi kaydediyor. Görüntüyü kaydediyor. Görüntüyü kaydediyor. Pil bitti, bitse bile sistemde içeride duruyor. Fizik pil bitti, sistem duruyor. Ruh işte. Pil, batarya. Telefon, ceset. Pil, hayat. Program, ruh. Kamera, göz. Çekim, kulak. Hoparlör, ses. İnsan gibi konuşuyor. İnsan mıdır? İnsanın daha iyi kaydediyor. İlim noktasında sizden daha iyi ders yapar. Bu dersi en iyi. Ne anladınız abi derseniz aşağı yukarı şundan bundan patlit yaparız. Ama bu adama şey yapalım hepsini söyler benim konuştuklarım. Sizden daha mı alim? Bak pil bitmesi fizikseldir ama pilin kameraya dönüşmesi elektronikseldir. Daha üstündür. Peygamberler sadece size haber veriyorlar. Kendinizi tanımanızı istiyorlar peygamberler. Siz hayvan, ağaç olmadıklarınızı bilip öyle yaşamamızı söylüyorlar. Bu noktadan peygamberler de böyledir. Sende bir şey daha var. Buna engel oluyor. Bu da senin hareket zembereğin olan nefs ve şeytanın. İnsanın hareket zembereği nefis ve şeytandır. Bugünkü, şu anki ben olmaya yeter mi? Yani ben diyebilmem için yetiyor mu karaciğerim böbreğimle? Yeter mi? Yani şu andaki ben beni gösteriyor ya da şu andaki benden memnunum diyebilir misin? Mesela şöyle diyeyim. Arkadaşlar herkes kendisine dönsün. Ya şimdi Allah dese ki Haşir meydanında tamam hesabınızı siz yap. Hesabınızı siz görün. Amelinizi tartın ama insaflı olun. Aramızdan kaç kişi böyle hesabımı tartacağım, ben tartacağım. Ben benden memnunum diyebileceğimiz kaç kişiyiz? Siz kendinizden memnun musunuz? Ben değilim. Vicdanım ona söylüyorum. Burada bu karşınızda değil. Yarın aşırı meydanda bunu zaten diyecek. Peki, ben bana desek ki sen hesabını ben görmüyorum aşırı meydanda. Hesabını sen gör. Sen kendinden memnun musun? Değilim ya Rabbi. Peki bana dese ki sen kendinden memnun değilsin de ben senden nasıl memnun olayım? Cevabım da hazır ha. Benden memnun değilim çünkü ben insanım. Sen benden memnun olmanı istiyorum çünkü sen Allah'sın. Benimse adalet. Olaya şu cihette baksak Hasan abi. Mesela senin yaptığın bir cihaz var. %100 çalışma da %40 çalışma. Yine seni memnun eder mi? Eder. Niye? Çünkü sen yapmışsın. Tabii bir şey çıktı lan. %40 da çalışsa yoktan bir şey yaptın yani. Allah bereket versin ya. Dersin. Evet. Cenab-ı Hak bizi yaratmış. Aynen. Ya. %20 de çalışsak yine zevk verir insana. Verir. Verir. Benim bana... Yoksa %60-70 çalışmadı diye kaldırıp yere vurup parçalamaz. Yok. Yok. Sen de yakinen biliyorsun ki, sen yakinen biliyorsun ki kendini, birisi de var ki senin iyi olmanı istemiyor vücudunda.
Var mı arkadaşlar sizde? Ben niye olmam? Bu burada kursa geldiniz, buradasınız. Siz hepimiz biliyoruz Abdullah, sana da söylüyorum. Bizde birisi var, bizde ama. Bana rağmen kötü olmamı istiyor. Benim iyi olmamı istemiyor. Mesela size ne diyor biliyor musun? Sen kaç yaşındasın? 15. Sen? 14. Şimdi siz cevap vermeyin de. Ha git ya. Eve git tam. Sen orada da okursun ya. Mahallede ders var ya. Ya burada ne kalıyorsun yurtta ya? Annenin yanında şey yaparsın. Televizyonda seyretmez. Ya Risale orada yok mu? Mahalle dersi var. Demiyor mu siz? Önemlisi diyor ki, lan daha Avrupa'dan geldi. Dumanını attılar. Yani ya taş ya ne gidiyorsun? 2-2,5 saatlik şeye. Ama ben onları çok seviyorum dedim. Adam ne dedi biliyor musun? Ben konuştum. Beni sevmiyor musun dedi. Tahmin et dedim. Seni sevmiyorum. Tabii ki sevmiyorum. Diyeceksin ki bazıları diyecek ona manyak mı ya? Kimle bir şey yapıyorsun? Aynen böyle. Sistemin farkında oldun mu sesleri duymaya başlarsınız. Mesela bir misal söyleyeyim. Bir tanesi sordu Fransa'da. Abi dedi şeytan nasıl bir şey ya dedi. Gerçi anlattın ama dedi iyi anlamadım. Bak evdesiniz tek. Bir olur musun dedim hayali. Şeytanı göstereceğim size. Bizzat göstereceğim. Hiç katıksız. Nasıl göstereceksin dedi. Bak. Şimdi dedim gözünü kapa. Kapattım. Kapat. Şimdi evde hiç kimse yok. Tamam mı abi Fransa'dasın. Tamam. Şimdi içinden bir ses geliyor mu gelmiyor mu televizyonu aç. Aç. Olmaz. Günahtır ya. Ya kapatırsın ya. Başka kanal var canım. İçinden aç. Olmaz. Aç. Olmaz. İkilem yok mu? Vallahi billahi tallahi o aç denilen enerji kendisi sıfatı değil. Şeytan kendisi o. Şeytan o. Bir eksiği var sana. Duyuyorsun. Enerji veriyor. Bir şekilde görmüyorsun. 14 saatten görsen bu sefer kafayı tırlatırsan iyi olmaz. Sahabe görüyordu. İçinden aç. Git buradan. Boşver. Hayır sıkıldım. İçimizde böyle bir enerji yok mu? Bak şuna ya açık saçağa baksana. Baksana şuna ya falan. Ha, of olmaz. Ha, o dayatmacı enerjinin kendisi şeytan. Şeytandan değil o. O şeytan. Şeytandan değil. Benim sesim kameradan duyarsanız benim sesimdir. Bendendir. Ben değil. Ben de benim. Bir intihara şey yapmıştı ya teşebbüs ettiğinde. Ölme diye birisi vardı. Hastaneye ziyaret ettiğim zaman bana şöyle yaptı. Hasan abi yatıyor. Sen Hasan abi misin, cin misin? Cinler yaptırmış ya. Ben ne cevap verdim? Bismillahirrahmanirrahim. Sen Hasan abisin. Cin olsa öyle getirmez. O da işi biliyor, ben de işi biliyorum. İki işi bilenler oldu mu güzel çarpışalım. Bak. Gençler, şeytan nasıl bir şey? Bak, çakasına, ver ağzının payını, aç televizyonu ya. Şu videoya gir, ya bu site bir şey olmaz, çıkarsın biraz sonra. İçinizde böyle bir dürtme yok mu ya, böyle enerji? Bende var ya bu, melon. Diyorum ki ulan melon, çok mu davrandım? Aç, radyoyu aç. Kimse yok lan arabada. Aç şunu, gelirken diyor bana. Ne yapacaksın dedim. Ya dedim... diyor. Ya haber dinlemeyeceksin. Ya ilahi var dedi. Tamam bu moral şu bu efendim. Aa, nereden lan biliyorsun onları? İlahi nam altında türküleri mi söylüyorsun dedim. Benim içimde dürtü var işte. O şeytan. Şeytanın sıfatı değil. Kendisi şeytan. O işte enerji o. İmanın tadını almak ne demek biliyor musun? Derste veya namazda. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Veya derste böyle. İmanın iktisası değil. İmanın lezzeti o işte. O imandır. O işte nedir? Müjdedir. O kim tatmışsa Allah onu almaz. Merak etme. Onun yüzü sürmetiniz. Küçük de yoksa ondan dolayı en son cennete gideceksin. Kendini tanıdın mı? Keyif veriyor.
Kimle horon oynadığını iyi biliyorsun yani. Eğer sen aslını fark edersen, birilerin seni sevmelerine ihtiyacın olmaz. Böyle bir şey de aramaz. Bak şimdi. Beni kimse sevmiyor, kimse beni anlamıyor ve anlamak istemiyorlar. Hakikaten ben ne kadar yalnızım. Kimlerdir biliyor musun? Kendisiyle ilgilenmeyen, kendisini fark etmeyen, kendi özüne doğru hareket etmeyip dışarıya doğru hareket edenler. Senden ihtiyaç duyuyor. Beni kimse anlamıyor. Kimse beni dinlemiyor. Kimse beni sevmiyor. Kim diyor bunu? Niçin ihtiyaç duydun? Adam hep dışarıda. Desinler diye giydi, desinler diye yaşadı, desinler diye para kazandı, desinler diye üniversite okudu, desinler diye arabaya bindi, desinler diye evlendi. Ama içeriye doğru girdi mi, bak mantığı şu, içeriye doğru girdi mi, dış dünyanın tesirleri kaçıyor. Ormandasınız, rüzgar alırsınız, nem alırsınız, yerler çamur, tepe kar, yağmur, eve gel. Dağdan ovaya gittikçe bunlar azalır. Eve gir. Hiçbir şey yok. İçeriye geçtikçe artık dayatmalar dışarıda kaldı. İşte cümle bir de okuyayım. Eğer sen aslını fark edersen birilerin seni sevmelerine ihtiyacın olmaz. Böyle bir şey de aramazsın zaten. Bazen düşünüyorum da şu anki hepimizin şeyini yapayım. Okumadan söyleyeyim. Burada bir kişiyi seçmek istiyor. Yani öyle kötü bir şey sormayacağım. Bir şey soracağım. İmtihan da etmeyeceğim. Bana diyebilen var mı? Bana sor diye. İlmi şey yapmayacağım. Bana sor abi. He? Sana soruyorum. Hanefi. Kaç yaşındayız abim? 22. 22. Her ampulden izah ediyorum. Bak ondan sonra soru soracağım. Ampul var ya. Saniyede yanıp sönüyor 60 defa. Evet. Saniyede 60 defa yanıp söndüğü için biz onu gözün görme kabiliyetinden devamlı yanıyor zannediyoruz. Tamam mı? Aslında ferdi aerdir. Hepsi müstakildir. Hepsi müstakildir. Birisinin biri bağlantısı yoktur. Tamam mı? Aynen. Şimdi biz de var olup yok oluyoruz. Var olup yok oluyoruz. Tamam mı? Hepsi ferdir. Ustad diyor ki istikbalden hale uğrayar, mazi dökülür. Tamam mı? Şimdi senin geçmişin var mı 22 sene? Var. Canlı ve ruhlu mudur? Evet. Duruyor. Yok olmamış ki. Hepsi, şu andaki sen o da uzantısı değilsin. Müstakildir hepsi. Tır 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 tır. Konuşmalar, kelimeler ağzından çıktığı gibi aslında hepsi tek tektir. Öyle mi? Senin Hanefi 5 yaşında, 1 yaşında, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 21, 22. Hepsi müstakil. Anlama bir sene yapalım. Şimdi sana soru soruyorum. 22 yaşındasın. Böyle bir cihaza yaptım ben. Senin geçmişine götürdüm. 22 tane Hanefi var. Vay be. 2 yaşında. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Sen kimsin abi? Ben senin abin değilim. Kimsin ya? Ben senin. Hadi ya canım. Git buradan. 5 yaşındaki diyor. Ondan sonra geldik 5 yaşına. Abdullah sana da soruyorum. Ama içine cevap ver. Çünkü ayıp. Hanefi'ye soracağım. Şimdi geldin. Ne haber dedik. Tamam bir daha yapayım. İyi misin? İyiyim. Abi sen kimsin? Abin değilim. Kimsin? Ben senin. Manyak mısın kardeşim ya? Ondan sonra ona geçiyorsun. Ne haber iyi misin? İyiyim. Senin adın Hanefi. Oo benim de Hanefi ya. Sen kaç yaşındasın? 19. Sen ben 22. Peki sen kimsin abi? Değilim abi değilim. Aynıyız. Benle dalga mı geçiyorsun? Aynıyız. Bir kere sen 22, ben 19. Sen falan tarihte ben. Şimdi ben seni cihaza böyle tanıştırdım adamla. O 21 tane kişilikten. Gittin 5 yaşındaki sen kolunu tuttun. Geziyorsun. 5 yaşındaki kendine ne soru, ne konuşuldun, seyahat ediyorsun şu Çanakçı'nın tepelerinde dolaşıyorsun. 5 yaşındaki Hanefi'ye, 22 yaşındaki Hanefi ne anlatırdı?
Allah derim ya. Ha? Allah'ın işine bak nereden nereye. O ne demek, anlar mı ya? Ne anlatacaksın şimdi? O sen düşünürsün. Çocuğa ne anlatırdın? Çocuk demiyor. Kendinden kendine. O 5 yaşına ne anlatırdın? İlk geleni hatırına söylüyor. Düşünme. Ben senim. Sen de bensin. Peki çocuk ne der peki sen? Beniz. İkiniz de benim. Ama ne der o çocuk biliyor musun? Kafayı mı yedin abi? Abi der değil mi? Abi değilsin değil mi? Abi değil. Yaş var mı aranızda? Var. Yaş yok. Yok aynı. Aynı. Yaş yok. 5 yaşında abi. 5 yaşından beden burada bulunmuş o tarihte. O ruhtur. Ruhun yaşı yoktur. Abi. Ama kamil olmamış bir ruh. Şöyle diyeyim. Çekirdek ağaç oldu. Olmayan çekirdek de var. Şimdi ağaç olanın mesela 30 sene geçmiş ağaç. Ama aynı çekirdek emsal var çürümemiş. O da 30 yaşında. O tek ağaç olmuş. O milyonlar tane de çekirdek vermiş. Hepsi de kendisi. Şöyle diyeyim. Başka aynadaki aynalar adedince güneş var. Hepsi farklı mıdır? Renkli var, çatlak var. Tozlu var, iyi gösteriyor. Yaşı yok, farklılık yok. Yani o ruhu tekamül etmemiş. Sen bir şey öğrendiğin zaman yaşın mı artıyor? Mesela öyle bir insanlar var ki usta diyor ki sakalı çocuklar diyor. 5 yaşındaki kafa var. Mesela öyle insanlar var ki diyor usta gençlerine özelmiş ihtiyarlar var. Ağzını yüzünü boyayan. Gençler gibi maçla peşinde olan 70 yaşında insanlar var değil mi? Ben ihtiyar olmadım diyor. Şimdi demek ki ruhun yaşı yoktur. Bedenin görünüşüne yaş demişiz. Yaşı anlatmıştım. 5 yaşındaki sen olan ama o bedende 22 yaşında olan sen ne anlatırdı? Mesela ben ona sordum ama ben şunu anlatırdım ilk hatırıma gelen düşünerek değil. İlk hatırıma gelen şudur diyebilen var mı? Ben bunu anlatırdım şu halimle 5 yaşındakilere, 5 yaşındaki kendime şunu derdim. Evet ama ne derdin? Ben mevzuyu anlamaya çalışıyorum. Abi 20 sene sonra Çanakçı'daki dershaneye gitme kafayı yersin derdim. 22, 20 sene sonraki, ha 15, şey 17 sene sonra. Evet. 5 ya, 17'de koyarsan 22. 22 sene sonra Çanakçı'daki dershaneye gitme kafayı yersin, manyağın birisi böyle bir soru soracak sana. Yok abi ben bir tanesine katlanabilirim de şimdi 20 tane daha çıktı o yüzden dedim. Bir tanesini kattan abi doğru. Sen ne derdin abi? Ben mevzuyu anlamaya çalışırdım onunla beraber. Ha, şöyle değil mi? 5 yaşındaki ben, o ben miyim ben o muyum? Hangimiz beniz? İkimiz de beniz. Ama başka konuşuyor. Abi ne haber diyor, abi deme. Ne haber lan ikizim de. Parladı geçiyor. İkiz miyiz? Evet ikiziz. Lan nasıl ikiziz? Sen koca adam, ben ufak. Yardımcı olabilir miyim? Yardımcı olabilir miyim kardeş? Sen kaç yaşındasın? 16 abi. 16. 5 yaşındaki sen olana elini tutsan ne derdin? Abi kaydıraktan kaydırmayı falan. Kaydıraktan kaydırmayı. Kaydırmayı mı öyle çektin? Sanırım daha da koyu sallamıyor. Peki. Artık ne anladınsa bazen düşünüyorum da şu andaki 53 yaşımla 5 yaşındaki Hasan'ı görsem ben olana nasıl davranırdım? Ona neler öğretirdim? Aynı anda hem 53 hem 5 yaşındayım. İkisi beraber elinden tutup ona neler anlatırdım merak ediyorum. Şu an ben 53 tane müstakil şahsiyetlerin toplamının temsilcisiyim. Şu anda 53 tanenin bulunan şeyim. Şu anda bazı isteklerimiz burada var zaten. Ben onu hikaye anlatmadım. 5 yaşında burada var. Bazen eğdi. Ustadı ey sakallı çocuklar. Sakal geldi ya da çocuk kafalı. Bir adam düşünün 60 yaşında 10 yaşındaki istekleri var. Ha o anda 10 yaşındaki şahsiyeti önde. Çocuklaşma var ya. Kardeşim çocuklaşma. Zaten çocukluk var. O şahsiyetler zaten burada duruyor. Yaş nedir bir anlatayım kısacası. Ondan sonra bunu çay. Tencere getirin diyelim. Buraya tencere getirdik. Tamam mı? Saat kaç oldu?
Bizim Çanakça dersimiz kaç oldu? Kaç? 8.30 gibi. Ha. Tamam, o zaman bir 5-10 dakikada yaptım, sen çıkarsın. Çay içtikten sonra gidersin. Bak işte. İki gün. Şimdi tencereyi getirdik mi abi? Yaş anlatıyorum ha. Ha, şunu da söyleyeyim. Bu kadın vücudu senede kaç defa değişiyor? İki defa. Bir senelik hücre var mı? Yok. Var mı abi? Bir senelik hücre? Yok. 53 yaşındayım. 53 senelik hücre? Yok. Bunu kabul edelim. 53 senelik hücre yok. Keseri, sizin lisanla söylüyorum. Keseri buraya vursam, siyahlaşır. Tırnak atar değil mi? Büyür. Ha, demek istiyorum ki her şey böyle atıyor. 53 senelik hücre yok. Benim en fazla yaşlı hücrem 6 aylık. Tencereyi getirdik mi? Yaşı anlatacağım size. Ne senelerce uğraştım, yaş nedir? Koyduk. Düşüncelerini koy. Hislerini kalp. Koy. Ruhtaki haletlerini koy. Bedenin hareketlerini, eğildiğin, kalktığın, türkü söyledin, şarkı söyledin, onu senin, onu da koy. Dört tane şey koyduk mu? Fikirlerini, kalpteki hislerini, ruhtaki haletlerini, bedensel davranışları koy. Karıştırın. Ne zaman koyacağız? Kaç doğumlusun sen Sait? 98 an. Ne ay söyle? Mayıs. Mayıs kaç? 24. 24. 24 Mayıs'ta başladık bunu. 24 Mayıs 2016'dayız. 24 Mayıs 2016 24 Mayıs 2017'ye kadar bir sene içindeki fikirlerini, bir sene içindeki hislerini, bir sene içindeki haletlerini, bir sene içindeki davranışları koy, karıştır. Onların toplamına yaş deniliyor. Onun için bakarız olan bu 40 yaşında, 30 yaşında. O zaman sen kaç yaşındasın Sait? 17 almış. 17. Şimdi 17 tane halet var. Bak, fikirleri, hisleri, haletleri, fiilleri koyduk, karıştırdık mı? Bu aletler ne deniliyor? Bir yaş. Bir yaş. 17 tane aletim var. Tamam mı Abdullah? 17 tane alet var mı 17 senedir? 17 tane aleti karıştırın, tek yapın, suratını atın. Sait 17 gösteriyorsun. Surat da böyle yansır. Utanan yüzü kızardığı gibi. 17. Bu işte yaş bu. Oysa bedenin yaşı yoktur. Ruhun da zaten yaşı yoktur. Bunlar itibari ve nispi emirlerdir. Yok aslında böyle bir şey. Benim 53 senem nerede? 17 senem nerede? Söyler misin? Ben göremedim geçmişimi. Herkesin geçmişi var mı? Osman? Var mı kardeş? Kaç yaşındayız Osman? 16. Geçmişin var mı 16 sene? Tabii ki. Nerede peki? Bende. Ne? Bir yerde bir şey. Karaciğerde, böbreğinde. Kafanda mı? Karaciğerinde. Peki. Yok. O geçmişimiz var. Nerede? Geleceğimizin olduğu yerde. Hepsi aynı yerde. Ha, yaş nedir? Bu dördünün hulasası. Kaç tane sene doldurdunsa o kadar. Bunu en az 2-3 senede buldum külliyattan. Doğru mudur bu? Doğrusu bulunana kadar bu yanlış doğrudur. Daha öyle değildir. Nedir? Bilmiyorum. Olmaz. Bu doğrudur. Doğru değildir. Daha budur. Ha, o zaman benimkisi yanlıştır. Doğrusu bulunana kadar yaşı böyle buldum. Tamam? Yaş bu. Şimdi bu 5 yaşındaki Sait da sensin. O bir halettir. 17 yaşındaki sen 17 tane aletin cemisin. O zaman 5 yaşında alet yok mu? 5 yaşını çıkarırsan sen 17 yoksun. Yani ikinci kat yokken dördüncü kat var mı? Abi bu binanın ikinci katı nerede? Abi daha yapmadık. Bu kaçın kat? Abi 4. Lan 2 olmadan 4 nasıl yaptın ya? 5 yaşında eğer yoksan 22 yaşında, 17 yaşında nasıl olacaksın? Genelde bütün rütbelerin toplanması gibi oluyor zaman, değil mi? Ya yani 10 başılık da var, 100 başılık da var, 1000 başılık da var. Mesela diyorum ki bölükte 1000 başı yok mu komutan? He Abdullah, yok mu? Var. Peki 1000 başının içerisinde üsteğme yok mu? Teğme yok mu? 100 başı yok mu? Var. Peki bir bölükte 1000 başı var diye, her şey bundadır diye teğmen, üsteğmen, 100 başılar devre dışı mı? Ama bu adamda zaten 100 başlılık var. Niye 100 başı ayrıca var?
Bir bölükte binbaşı var diye yüzbaşı da var. Ama bu adamda yüzbaşılık da var. Niye ayrıyetten buna ek getirilmiş bir tane de yüzbaşılık buraya? Bunda zaten var. O zaman yüzbaşılığı iyi yaptığı için binbaşılığa terfi etmiştir ve binbaşı... Çıktı ama! Sonunda... Peki var. Sana soruyorum, binbaşıda üniversite diploması için ilkokul diploması yok mu? Var. Peki, sen bir işe girerken üniversite diploması istedikleri zaman ilkokul istiyorlar mı? Hayır. Peki ilkokul... Yok diye sende ilkokul ihtiyaç yok mu? Peki ilkokul diploması olmuyor ama ilkokul bilgisini kullanıyorsun. Üniversitede tahtada soru çözerken 7 kere 3 kaç yapar? 7. Nerede öğrendin? Üniversitede mi öğrendin bunu? Bilgi ilkokulda mı? İlkokul. Üniversitede kullanıyorsun. Bak ilkokul üniversitede de varmış yani. Hatta üniversitenin bilgilerinin %90'ını kullanmıyor da insan kerat tablosunu toplama çıkarmayla hayatı devam ediyor. Ya! Şimdi bölükte binbaşı var diye üst eğmen de var ama onun içinde var. Şimdi aynı bunun gibi bir bölük gibiyiz biz. Evet ben bugün 53 yaşında bir binbaşıyım ama binbaşıyım diye üst eğmen ahiretten var. Ahiretten bir şahsiyetlerim dırırtlar var. Tamam o zaman 5 yaşındaki çocuğa değil senin ikizin o. Halk arasında bir laf var da. Hani küçükler, büyükler de ki ben önce seninle doğdum sonra bu kadar oldum derler. Yani ben senin haletini yaşadım, seni ben anlarım ama sen beni anlayamazsın. Doğru. İlk önce ben sen oldum. Son cümlemi okuyorum çay içiyor. Son. Çünkü işim var. İçeriye giremezsen bile dışarıdan içeriye baksan dahi baktığın yer olan dünya ne kadar oraya göre manasız olduğunu fark etmek değil... Kanına kadar hissederdin. Yani şu, içsel alem var ya, içsel alemi girmesek bile, yaşamasak bile, dünyanın hadiseleriyle, bir derece şu derslerle, şu garip garip sorularla, garip garip konuşmasıyla, bir derece şu oldu. Ha, bu garip şeyler varmış bende bunlar. Eğer içeri giremesek bile, böyle iç alemimize şöyle giremesek bile, kapıyı bir aralasak, İçeriye baktığın zaman bıraktığım dünyanın nesnesi yok. O zaman çek! Rezil ya! Vay! Allah Allah! Der insan. Ha, nereye götürmek istiyorum? İçeriye geçtikçe, enfusi tefekküre geçtikçe dünyanın dayatmaları, cinsellik, mal, şöhret, para, müdür, makam hepsi burada kalır. Her şeyin abi psikolojim bozuk. Panik atağım, şizofreniyim. Geç arkaya. Orada hiçbir şey yok öyle bir şey. Bunlardan kurtulmanın yolu enfüse geçmektir. Abi nasıl geçeceğiz? Tefekkürle. Abi tefekkür nasıl yapacağız? Doğru malzemelerle. Abi doğru malzemen var da tamam yöntemi de söyledin ama uygulama bunu yapanlarla beraber olacaksın. Tek başına top oynanmaz. Tek başına kumar da oynanmaz. Tek başına futbolcu da olamazsınız. İlle grup olacak. Ne olmak istiyorsanız sizden önce olanlarla beraber olun. Sakın onlardan ayrılmayın. Ama ne olmak istiyorsanız. Ne olmak istiyorsanız sizden önce olanlarla beraber olun. Enfus mu olmak istiyorsunuz? Evet, senden önce enfusçileri bırakma. Abi ben yeni bir çığır açacağım enfuste. Çiğnenen yolları çiğnemedikçe yeni bir yol açamazsın. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tı ve selamat.